bilgiyi kullanarak ne çizdim? Ne varmış burada? Ağaçlar. Ağaçlar. Ağaçlar varmış, çiçekler varmış, böcekler varmış. O zaman burası neresi? Orman. Orman. İşte bu ormanda yaşayan bir de ne bu? Maymuncuk var. Bu maymuncuk diğer hayvanlara göre birazcık yanlış davranışlarda bulunuyormuş. Maymunların özelliği nedir çocuklar? Ağaçlarda böyle kuyruklarıyla dönerler, taklalar atarlar, kollarıyla tutarlar, diğer dala atlarlar, değil mi? Onların böyle yetenekleri var. Bu ormanda bir gün bütün hayvanlar bir buluşma gerçekleştireceklermiş. Aslan bile. Evet. Bir tane ayı gelmiş. Ayıca bizim maymuncuk ne dese beğenirsiniz? Maymun kardeş, maymun kardeş. Sen benim gibi daldan dala atlayabiliyor musun? Sen benim gibi kuyruğunla taklalar atabiliyor musun? Ayı yapabilir mi çocuklar böyle bir şey? Ay, kocaman ayı nasıl yapsın? Sonra ayı bu duruma çok üzülmüş. Sonra gelmiş fil. Fil'e demiş ki, fil kardeş. Sen benim gibi daldan dala atlayabilir misin? Sen benim gibi dallarda takla atabilir misin? Fil de çok üzülmüş. Fil yapabilir mi çocuklar böyle bir şey? Hayır. Sonra zürafa gelmiş. Bizim zürafaya ne demiş? Maymuncuk. Zürafa kardeş. Sen benim gibi daldan dala atlayabilir misin? Dallarda takla atabilir misin? Çocuklar zürafa yapabilir mi? Hayır. İşte bu maymuncuğun hiç doğru davranmadığı konu buymuş. Neymiş? Dalga geçiyormuş arkadaşlarıyla. Hiç doğru bir şey mi bu? Hayır. Sonra sıra gelmiş kaplumbağaya. Bizim sırtında evini taşıyan kaplumbağaya demiş ki, kaplumbağa kardeş. Sen benim gibi daldan dala atlayabilir misin? Sen benim gibi dallarda takla atabilir misin? Yapabilir mi çocuklar kaplumbağa? Zaten yolda zor yürüyor. Değil mi? Evet. Sonra kim gelmiş bu ormana? Kim gelmiş? Kral. Kral gelmemiş. Bu ormana yılan gelmiş. Tıs. Dilini de çıkarmış. Demiş ki, yılan kardeş. Sen benim gibi daldan dala atlayabilir misin? Sen benim gibi dallarda takla atabilir misin? Yılan yapabilir mi çocuklar? Emin misiniz? Evet. Yılan çok kıvrak değil mi? Bence yılan yapabilir. Sonra demiş ki, tabii ki de yapabilirim maymuncuk. Neden arkadaşlara dalga geçiyorsun? Ben hem daldan dala atlarım hem de istersen dallarda da takla atarım demiş. Maymuncuk çok şaşırmış. Nasıl yani demiş. Sonra demiş ki bizim yılan, peki sen maymun kardeş kuyruğunu burnuna dokundurabilir misin? Maymun düşünmüş. Kuyruğunu almış. Çalışmış, dokundurmaya olmamış. Bu ne kadar lan deneyim demiş. Dokundurmaya çalışmış, olmamış. Bir de demiş şurada, aşağıdan alayım. Olmamış. Sonra, bak demiş sana ben şimdi göstereceğim. Almış kuyruğunu bizim yılan, hop burnuna götürmüş. 8 oldu. Kaç oldu? 8 oldu. O zaman ne demiş biliyor musunuz yılan? Maymun kardeş. İnsanlarla veya arkadaşlarımıza dalga geçmek çok yanlış bir davranıştır. Bak senin de yapamadığın bir şeyler varmış. Demek ki ne yapman gerekiyormuş? Onlarla asla dalga geçmemen gerekiyormuş. Sonra bize maymuncuk sürekli ne yapmış biliyor musunuz? Yılanın yanına gitmiş. Yılana demiş ki, hadi demiş, kuyruğunu burnuna dokundur. Şimdi hangi sayı oldu bu? 8. Şimdi siz bana yazdırın. Yılan gelmiş, kuyruğunu burnuna dokundurmuş. Yılan gelmiş, kuyruğunu burnuna dokundurmuş. Bizim bir hayali tahtamız vardı ya. Silin tahtalarımızı, en son 7 yazmıştık onlara. Sildik mi? O zaman bir yılan çizelim. Yılan çizdim. Kuyruğunu burnuna dokundurdum. Sildim tahtamı. Yılan çizdim. Kuyruğunu burnuna dokundurdum. Sildim tahtamı. Yılan çizdim. Kuyruğunu burnuna dokundurdum. Öğrendiniz mi? Evet. Kocaman alkış.